Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılarına onay mı veriyor? Bu soru gündemde. İngiliz basını bu konuyu gündeme getirdi ve diyorlar ki Washington artık caydırıcı olmaktan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Rus topraklarına drone saldırısı düzenlemesi için yeşil ışık mı yaktı? İddia İngiliz The Times gazetesine ait. <laughs> Gazete iddiasını ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'daki bir kaynağına dayandırıyor. Buna göre ABD artık Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına saldırılarını caydırmak için çaba sarf etmiyor. Peki uzun menzilli saldırılara karşı çıkan Washington neden politika değişikliğine gitti? The Times gazetesi bunun nedeninin Ukrayna altyapısına yönelik saldırılarına saldırılar olduğunu ifade ediyor. Ancak ABD politika değişikliğini resmen açıklama yanlısı değil. Çünkü Rusya'nın özellikle sivilleri hedef alarak misilleme yapmasından endişe ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, savaşla ilgili yaptığı açıklamada konuya değindi. Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırılarını ne cesaretlendirdik ne de destek verdik dedi. Ukrayna'nın silahlarını istediği şekilde kullanabileceğini söyleyerek temin ettiğimiz silahları kullanırken uluslararası kurallara uymalarını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda The Times'ın haberini doğrular nitelikte. Kuleba, ABD'nin Amerikan silahlarının Kırım'da kullanılmasına karşı çıkmadığını açıkladı. Çünkü 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı. Kuleba, bu silahların Rus topraklarında kullanılmaması için de Washington'a söz verdiklerini söyledi. Bu sırada Rusya, Ukrayna'da özellikle alt tepiye hedef alan saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılar nedeniyle Ukraynalılar için bu kış karanlık ve soğuk geçecek. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını yalnızca Odessa'da 1,5 milyon kişinin karanlıkta kaldığını söyledi. Bu arada Odessa tahıl koridorunun da başlangıç noktası olduğu için sevkiyatın aksayabileceğine dair de endişeler var. Fakat Ukrayna Tarım Bakanı diyor ki Odessa'ya yönelik saldırılar tahıl sevkiyatını etkilemez. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları aralıksız sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı son duruma ilişkin bilgi verdi. Rus saldırıları nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Odessa'ya dikkat çekti. Anahtar konu enerji durumu. Odessa'daki durum çok zor. İran dronlarıyla gece saldırısı düzenlendi. Odessa ve civar yerleşimler karanlıkta. Bir buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Zelenski Rus saldırılarına dair ayrıntıları da paylaştı. Saldırılarda İran yapımı 15 İHA kullanıldığını söyledi. Bunların 10'unun düşürüldüğünü vurguladı. Rusya Odessa'ya felaket getirmek istiyor diye konuştu. Odessa hem Ukrayna hem de dünya için kilit öneme sahip. Çünkü tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'dan ayrılan gemiler buradaki limanları kullanıyor. Peki Rus saldırıları tahıl ihracatını sekteye uğratır mı? Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solki Reuters'a konuştu. Sorunlar yaşanıyor ancak sevkiyatın durması söz konusu değil dedi. Limanlarda alternatif enerji kaynakları kullanıldığını söyledi. Ukrayna Rus saldırılarına karşılık veriyor. İşgal altındaki Meritopol'de Rus üssü vuruldu. Yerel yetkililere göre iki kişi öldü. Yaralılar var. Donetsk ve Kırım'da da patlamalar bildirildi.